Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Demir Motor'dan herkese tekrardan merhabalar. Değerli dostlar, Zomax 4610 motorlu testlerimiz geldi. Şöyle etiket bilgilerini sizlere göstereyim. Motor gördüğünüz gibi pislik içerisinde. Şöyle bakalım. Motorumuz iki sefer motor yaptırılmış. Bu üçüncü. Şimdi bunun nedenlerinden sizlere bahsedeceğim. Motor ilk geldiğinde kol gelmiyordu. Kolu çektiğimde sıkışıktı arkadaşlar. Kitlediğini söyledim. Elime aldığımda motordan şıngır şıngır sesin geldiğini fark ettim. Yani bakın. Egzoz parça içerisinde kırıklar var. Şimdi motorun kitlemesinin şu anki nedenlerinden birisi o. Ama diğer nedeninden birisi üst mille dağıtmış. Şurada bakın. Bu dağılmış. Buradan parça alıp pistona vurmuş ve hatta kırmış. Gördünüz mü? Şimdi bir motor toplarken muhakkak üst billeyi kontrol ediyoruz. Şöyle yere sertçe vurduğunuzda bakın dökülüyor tane tane. Şöyle vurduğunuzda dağılmayacak ya da üzerinde ezikler olmayacak. Temizledikçe bunları görürsünüz zaten. En güzeli değiştirerek toplamak. Neyse şu anki problemi bu ama egzozdan gelen bu parça sesi motorun içerisine parça çekebilir. Egzoz defettiği kadar da bir miktar içeriye hava alır. Emiş yapar yani öyle söyleyeyim. Emiş yapar. Bu da parçaların motorun içerisine gitme anlamına gelir. Ve motorunuzu kilitler. Çünkü egzozu böyle vurduğumda şu an döküldü iyice de. Böyle yaptığımda demir parçaları geliyor. Bunlar küçük küçük olur. Büyük olur. Fark etmez. Kitletir. Çünkü bakın buralarında zaten mevcut. Şöyle gördünüz mü? Yapışmış oralara. Bu parçaları çekmiş demek anlamına geliyor. Motorunuzda şıngır şıngır egzozunda ses varsa muhakkak egzozunuzu değiştirin. Hafife almayın. Bir de bir zamanda başıma gelmişti. Egzozdaki bu küçük parçalar egzoz deliğine şuradaki egzoz deliğine tıkayıp gaz yemiyor. Motor bir gaz yiyor, bir yemiyor, bir gaz yiyor, bir yemiyor. O kadar uğraştıydık falan filan. Meğerse küçük bir parça. Hani çok ses de yapmıyor bu şekilde bunun kadar bariz. Oraya sıkışmış. Buradan da gözükmüyor. Meğerse iyice uğraşınca parça tıngırt edince hemen anladık ki parça içeride kırılmış. Egzoz deliğinizi yani anlatmak istedim. Egzoz deliğinizi tıkayabilir. Bu sebepten dolayı motorunuzun gaz yemesine engel olabilir. Şimdi motorun ciddi bir temizliğe ihtiyacı var. Çünkü içerisinde küçük küçük parçalar olur. Siz buna ne kadar hava tutsanız da yıkasanız da bakın buralarında mevcut. Şöyle yaptığımda şu kamera bir netlese. Kamera beni uğraştırma. Bakın şöyle göstereyim. Pistonun arta kalan parçaları, diğer parçalar buralarında mevcut. Bunları hava tutarak güvenemeyiz tabii ki. Temizleyeceğiz arkadaşlar. İlaçlayacağız. Tazyikli makineyle yıkayacağız. Ve etrafı da temizleyeceğiz. Çünkü kapak taraflarında da kirler mevcut. Soğumasına engel olabilir. Güzel bir toplayacağız. Eğer kimse olmazsa başında müşteri olmazsa ara ara gelen gidenler olmazsa sizlerle beraber toplayacağım. Olmazsa son halinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi peki ustam o piston büyük şans. Bu şekildeki parça ne oldu? Hayretler içerisindeyim. İçeride büyük ihtimal onu parçalayıp küçük parçalara ayırdı. Silindire vurmamış. Şuralarında var bakın vuruklar. Köşelerde şurada birazcık bir vuruk var. Bunu temizleyeceğiz. Tekrardan kullanılır hale getireceğiz. Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Müşterinin söylediği iki sefer bu şekilde silindir piston takımı zannedersem bu üçüncü. Ben silindir takmayacağım, temizleyeceğim. Piston takacağız, üst bile takacağız falan. Dedi ki sahibi bu küçük ustası demiş ki bu küçük motorlarda silindir değişmeden olmaz. İlla silindirle birlikte takacak. Değişmesi gerek falan demiş. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Silindiriniz sağlamsa değiştirmenize gerek yok. Bazen işte ne demek istediğimi anladınız. Kapaklı bu şekilde. Zomax'ın taş gibi motorlarından biri. Karbüratör falan da temizleyeceğiz. Yani adam temizlemeden mi topladı? Adam kullanmadım diyor. Nasıl sevmediymiş. Kapakları da yerleri de burada arkadaşlar.
Şöyle son pis halini sizlere göstereyim. Daha sonra temizledikten sonraki gıcır gıcır halinde sizlerle paylaşacağım. Şimdilik videoyu durduruyorum. Temizledikten sonra sizlerle temiz temiz halini paylaşacağım. Eğer videosunu çekemezsem son halini paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar, motorumuzu temizledik. Böyle göstereyim. Tertemiz oldu. İçerisini şimdi hava tutacağız. Benzinle tekrardan bir durulama yapacağız. Aşırı pislik içindeydi. Zaten farkını sizler de görüyorsunuz. Kapak bu şekilde. Diğer kapak, filtre, pala kapağı. Şu. İnanın şu içerisinde en önemlisi şu parça. Bu parçayı bilenler yoruma yazsın. Bu pislik olunca neler oluyor? Bunun videosunu ben çekmiştim. Şöyle kısa bir özet geçelim. Bu parçanın içerisinde. Neyse müşteri geldi, devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Bu parçanın içerisinde dedik. Bu dışarıdan aldığı havayı motor pervane yardımıyla, şuradaki yardımla burada döndürerek silindir içerisine gönderip motoru soğutmaya çalışıyor, yarıyor. Şimdi bu dışarıdan çektiği hava ile pislik doluyor arkadaşlar. Yağ, pislik, işte talaş derken şu kanal şu bölümü böyle tıkayabiliyor. Bu da motorunuzun az hava alıp hararet yapmasına neden olur. Onu da bilgi paylaşım olarak sizlerle paylaşmak istedim. İş elimde şu an yoğun. Demin de gelen giden oldu. Herhalde toplayamayacağız. Burada bir tane gaz yemeyen Çinimiz var. 0.29 olması lazım. Evet, 0.29'umuz var. Bunun da bir incelemesini inşallah çekeriz. Eğer müşteri almadan biz videosunu çekersek pompa kitlemiş. Bunu yapmaya çalışacağız. Ya mümkün oldukça video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gelen giden oluyor. O ara videoyu çekemiyoruz. Bunu da bu şekilde şimdi toplayacağız. Son halini sizlerle paylaşırım. Şimdilik sizlere iyi seyirler. Evet değerli dostlar, motorumuz bitti. Şöyle son halini sizlerle göstereyim. Şimdi hem motoru gösterirken bakın, motoru çalıştırdım. Şöyle yağ altta olabilir. Şimdi yağ ayarını yapıyordum. Kıstım ama bir miktar açmak istedim. Çünkü kama delikleri dolduğunda yağ ayarını kıstığımızda bu sefer delikler tıkandığı için az yağ verir motora. Bu sebepten yağ ayarlarını açıyorum ben. Bilenler altta bak şurada arkadaşlar. Şurada şu şeyin arkasında onu da göstereyim. Soranlar oluyor. Bakın burada min, max diye yazarak belirtiyor. Çevirerek yağ ayarını yapabilirsiniz. Pompanın altındadır. Bazı motorlarda üsttendir, yandandır. Etrafına bakarak motorun şey yapabilirsiniz. Bazılarını da göremezsiniz. Kapak olur. Bu tür altında yağ hafif bir miktar yağ olabilir. Pompa bir süre yağ verebilir. Etrafa sıçrayan yağ illa süzülecek de damlayacaktır. Deponuzu boşaltmıyorsa, buradaki depodaki yağ boşaltmıyorsa sıkıntı yok demektir. Diğer videolarım da vardı. Neyse son hali bu. Altındaki yağ da görünce şimdi diyecekler yağ akıttı motor. Aslında yağ akıtmıyor. Şimdi çalıştıralım. Sesini hep beraber duyalım. Olay bu arkadaşlar. Bakın şimdi yağ damlayacak. Yavaş yavaş alttan yağ damlar. Hata varsa zaten hortumun çıkış yerindedir. Bununla ilgili videom var kanalda ama bir ara gene bunu çekeriz. Şimdi gene yoğunum, bir tane daha geldi. Bir tane geldi, onu gönderdim. Stil bekliyor, Çin malı bekliyor. Onları yetiştirmem lazım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. 100.000'i tamamlayalım arkadaşlar. 100.000 aboneye az kaldı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.